Merhaba, kazanım 24 testini birlikte çözelim. Evet, birinci sorumuz. Verilen ven şemasına göre aşağıdaki kümeleri liste biçiminde yazınız demiş. Biz öncelikle A kümesini bir yazalım. A kümesi kim? 1, 2, 3 var, 4 var, 5 var ve 6 var. Tamam. B kümesinde neler var? 4 e, var, 5 var, 6 var, 7 var, 8 var, 9 var. Tamam. C kümesine bakalım. 1 var, 4 var, 5 var, 7 var ve 8 var. Tamam. Şimdi öncelikle A'ya bakalım. A fark B istiyor. Şöyle onu farklı bir renkle artık yazalım. Evet, A'ya bakalım. A fark B. A fark B A'da olacak, B'de olmayacak. Şimdi A'da olup da B'de olmayan kim var? Bak A'da olacak, B'de olmayacak. 1 var. 2 var. 3 var. Geri kalanlar yani 4, 5, 6 B kümesinde de var. Ha, yeter. O zaman cevap bu. B'ye bakalım. B'ye hemen şuraya yazalım. Yerimizde kalsın. B fark C. Yani B'de olacak, C'de olmayacak. 4 her ikisinde var. 5 her ikisinde var. 6 her ikisinde yok. 6 olacak. 7 her ikisinde var. 8. E sadece 6 oldu. Değil mi? Bak B'de olacak, A, C'de olmayacak. Değil mi? 4 her ikisinde var, 5 de var. 6 yok işte. 6'yı aldım. 7, 8 var. Ha bir de kim var? B'de olup 9 var. Bak 9'u unuttuk. Dur. 9'u unuttuk. Bak vallahi bak yanlış yapıyorduk. Ha. B'de olup C'de olmayan bir de kim var? 9 var gördüğün gibi. Aman dikkat. Şimdi C'ye bakalım. A birleşim B'nin C'den farkı. bunu da şöyle mi yapsak acaba? ve şemasına daha rahat görebilirsiniz. Neden biliyor musunuz? Bir kere fark C diyor, değil mi? Şimdi fark C diyorsa C'ye bir güle güle. Bak C'ye güle güle hadi. C'ye gitsin artık. Bak gitti C'ye gitti. E A birleşim B dediğin için o zaman sadece ne kaldı? 2, 3, 6 ve 9 kaldı. Gördünüz mü? Bak böyle çok net bir şekilde ne yapabilirsiniz, görebilirsiniz. Mesela Denizli'ye bakalım. Denizli yine fark C diyor ama biz yine bir tarayalım onu. Bakın bu sefer neyin farkını soruyor? A, bil, A fark B'nin C'den farkı. Şimdi bir kere C fark diyorsa C'yi bir gönder. Tamam. Şimdi A'nın B'den farkına bak. A'nın B'den farkı 2-3 mü kaldı? 2-3 kaldı mı? Bak şu arada da var bir tane bakın. Bak şurada da var aslında. Bakın şimdi şurada da bir elemanı var ya. Şimdi o bir elemana da aslında A'nın B'den farklarından biri ama C fark dediği için ve ben komple C kümesini şöyle çıkardığım için o da gitmiş oldu. Dolayısıyla sorunun cevabı yani denizli seçeneği için 2 ve 3 olmuş olacak. Ve gelelim E'ye. Bakın E'de de yine aynı mantığı uygulayalım. E şimdi bunlar hani ilk birinci ikinci yani A, B seçenekleri için liste yöntemiyle göstermiştim. Bu da farklı bir yöntem olarak yani yapılması daha kolay. Hangisi varsa onu seçmekte fayda var. Şimdi C'nin diyor A birleşim B'den fark. O zaman A birleşim B'yi gönder gitsin. Gönder gönder gitsin. Bak şu. Şunu gönderdim bakın. A birleşim B'yi gönderdim işte. Gördün? E, C'de bir şey kalmadı gibi. Hiçbir şey yok ki. O zaman boş küme. Demek ki C'nin A birleşim B'den bir farkı yokmuş. Bakın eleman yok ki şurada. Burada eleman yok ki. Gördünüz mü? O zaman ne olacak cevap? Boş küme olmuş olacak. Evet ikinci sorumuz liste e, ortak özellikle verilmiş. Yine bu kümeleri bulun diyor. Şimdi bunu e, şöyle yazalım. A kümesini şuraya yazalım. A kümesi şık gibi yazdım. Yok şöyle olacak. Seçenek gibi oldu. Ha. A kümesi. Diyor ki eksi 3 dahil 5 arasında tam sayı. O zaman eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 yeter. Tamam. B'ye bakalım canlar. Eksi 4 ile 7 arasında doğal sayı. Ha, doğal sayı ise 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 de olacak. Çünkü 7 de dahillik verilmiş. Bir de C'ye bakalım. Son olarak eksi 6, 4 arasında negatif tam sayılar. Negatif tam sayılar. Şimdi eksi 6 dahil olmadığı için alamayacağım. Eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2 ve eksi 1. Tamam. Hadi bakalım. Tabi eleman sayılarını sormuş ama öncelikle biz kümeyi bulup ondan sonra eleman sayılarını buluruz. A seçeneğine bakalım. A'nın B'den farkı. Şimdi A'da olup B'de olmayacak. Mesela eksi 3 A'da var B'de yok. Tamam. Eksi 2 A'da var B'de yok. Eksi 1 A'da var B'de yok. 0 e, onu niye ta yukarı yazdık? Şöyle yapalım. Eksi 1 dedik A'da var B'de yok. Sonra 0, 1, 2, 3, 4, B'de de olduğu için fark oluşturmadı. Aha bu kadar. Demek ki bu kümenin eleman sayısı kaç oldu? 4 olmuş, oldu. Ee, özür dilerim 3 olmuş oldu. Heh. Şöyle 3 diyelim. Hatta cevabı oraya değil de şuraya yazalım. Biraz da yerimiz kalsın çünkü sıkıştırmayalım. O zaman bunun cevabı kaç oldu? 3 olmuş, oldu. B seçeneğine bakalım. B'nin A'dan farkı. Şimdi B'de olup A'da olmayacak. Şimdi B'de olup A'da olmayacak. Unutmayın 0 olmaz. 1 olmaz, 2 olmaz, 3 olmaz, 4 olmaz. 5 var mı, 6 var mı, 7 var mı? Evet. B'de de var ama A da yok. Gördüğünüz gibi yine kaç tane oldu? 3 tane olmuş oldu. Şimdi C'ye bakalım. Bak C biraz uzun. Şimdi A kümesini yazmayayım. A kümesi yukarıda zaten gözümüzün önünde. Kesişim. Şimdi şunu yazalım bulalım ama. C'nin A'dan farkı. Bak orayı bulalım. C'nin A'dan farkı. C'de olacak A'da olmayacak. Şimdi eksi 5. C'de var A'da yok. Eksi 4 C'de var A'da yok. Eksi 3 ikisinde var. Eksi 2 ve eksi 1 her ikisinde de var. O zaman bu. Peki şimdi A kümesi zaten yukarıda. Bakın gözünüzün önünde. A kümesiyle bunu kesiştirelim. Şimdi eksi 5 ve eksi 4 var mı hiç A kümesinde? Yok. E o zaman ortak eleman yok. Ortak eleman yoksa bunun cevabı ne? Boş küme. E, boş kümenin eleman sayısı kaç? Sıfır. Gördünüz mü? D'ye bakalım. Yine C kümesini yazmayayım. Fark A birleşim B'yi bulalım ama. Şimdi A ve B'yi bulacağız. Bütün elemanları alacağız. Farklı olanları bir kere yazacağız. A kümesini yazayım ben şöyle. Eksi 3, eksi 2, eksi 1 0, 1 2, 3 ve 4. Şimdi A birleşim B dedik. B'yi bulacağız. B'de kim var? Ee, değil mi? Aynen B birleşim A. Ee, B'de kim var? 0, 1, 2, 3, 4 yazmıştık zaten. Geriye 5, 6, 7 kaldı. Evet. 5, 6, 7'yi de yine yazacağız. Tamam Şimdi C'nin bu kümeden fark. Yani C'de olup bu kümede olmayacak. Şimdi eksi 5. Bu kümede yok. Evet oldu. Şöyle bir yapalım. Eksi 5. Evet, tamam oldu. Eksi 4. Burada yok. Tamam. O zaman o da bir fark oluşturdu. Eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 de var. Demek ki fark oluşturmayacak. O da bu şekilde olacak. Yani eleman sayısı kaç oldu? 2 mi olmuş oldu? Evet 2 olmuş oldu. Ve son olarak Edirne'yi de şöyle inceleyelim. A kümesi zaten var yukarıda A kümesini yazmayalım. Fark B'nin C'den farkı. Şimdi B'de olup C'de olmayacak. 0 var, 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Hepsi var. Niye biliyor musunuz? Zaten C'ler, C, işte B kümesi zaten ne? Pozitifler, C kümesi negatifler. Yani hiç ortak bir şey yok ki hep fark. Şimdi A'nın bu kümeden farkına bakalım. A'da olacak, bu kümede olmayacak. Eksi 3 var. Değil mi? Fark olarak A'da var. Bu kümede yok. Yani şu kümede yok. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 bunlar her ikisinde de var. O zaman sadece bu olmuş oldu. Yine cevabımız 3 olmuş olacak. Müzik